Turan Bozkurt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Bugün 17 Kasım 2020 Salı. İki gün sonra Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Herkesin merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Bir taraftan önemli bir toplantı, diğer taraftan Türkiye'nin, piyasaların, sokaktaki vatandaşın bu toplantıya kilitlenmiş olması aslında ekonomide sıfırı tükettiğimizi gösteriyor. Merkez Bankası'nın para politikasına dönük kararı şüphesiz piyasaların seyri, fiyat istikrarı, kurların ortalama seviyesini belirleyen önemli bir faktör. Ancak şu saate kadar bu konunun birikmiş bir enerjinin dışarıya kontrollü bir şekilde çıkarılamamış olması hem ekonomi yönetiminin, hükümetin hem de Merkez Bankası'nın hanesindeki kocaman bir sıfır olarak orada duruyor. Merkez Bankası Perşembe günü, dün de ifade ettim, 300 baz puana yakın bir artış noktasında sarayla mutabık kalmış görünüyor. Tabii bu artışın 450 baz puan ve üzerinde olmaması halinde bugün piyasalarda emarelerini gördüğümüz borsada satış, döviz piyasalarında yükseliş şeklindeki temayülün kalıcı bir harekete dönüşeceğini, Türkiye saatiyle Perşembe günü 14'te karar açıklandığında tatmin eden bir oran gelmezse kurun çok hızlı bir şekilde dolar TL'nin 8 liranın üzerine, euronun da 10 liraya doğru hızlı bir hareket sergileyeceğini dün de ifade ettim. Bugün de aynı noktanın altını çiziyorum. Merkez Bankası şu ana kadar Naci Ağbal'ın bir haftalık dönem içerisinde verdiği tek yazılı bir açıklama var. Orada da para politikası araçları sonuna kadar kullanılacaktır gerektiğinde diyor. Ama bağımsız bir Merkez Bankası kalmadığı için ne piyasa bunu tek başına bir delil olarak, hüccet olarak kabul ediyor, ne de hükümetin bu konuda bir adım daha, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform beyanlarının ötesine geçen somut bir adımı var. Yok. Sadece beklenti satın alındı. Ama bu beklenti aynı zamanda Merkez Bankası'nı kritik toplantı öncesinde bağlayıcı hale geldi. Elini ayağını bağladı. Eğer 300 baz puanla sabit 300 baz puanın altında bir artış gelirse, 100 baz puan da gelse, 300 baz puan da gelse göreceğiz ki dolar euroda toplantı öncesindeki seviyelerin biraz altında hafif satışlar gelse de çok hızlı bir şekilde Perşembe günü piyasaların hareketleneceğini göreceğiz. Maalesef bakın, dolar şu anda bugün 7 lira 74 kuruş seviyesinde. 7 lira 79.86 ile aslında 7 lira 80 kuruşun eşiğine geldi. Bu tam 22 Ekim toplantısının öncesindeki seviyeler bunlar. Piyasa mevzisine çekildi. Hadi bakalım, ben sana inandım, faizi artıracağım dediniz. Fiyat istikrarından bahsettiniz, enflasyonu tek haneye düşüreceğiz dediniz. Bununla ilgili ilk adımınız, ilk imtihanınız Perşembe günü, o tarihten önce ben mevzimde bekliyorum. Kısa süreli bir ateşkes imzaladık. Ancak bu ateşkesin devam edip etmeyeceğine siz karar vereceksiniz, siz belirleyeceksiniz diyor. 7 lira 68 kuruş da artık yeni destek noktamız. Ben cuma günü de ifade etmiştim, dün de ifade ettim. Aman dikkat, bu toplantıya kadar bu 7.90'ın üzerine kadar da çıkabilir. Ancak kar satışlarıyla seviyenin geri çekileceğini, destek noktalara geri çekileceğini unutmayalım. Faiz artışı yeterli olmazsa kurda şu bir haftalık pastırma yazının erken bittiğini göreceğiz. Yine Euro'da da 9 lira 18 kuruş seviyesinde 9 lira 25.89 direnci var yukarıda. 9 lira 11.73'te destek noktamız. İngiliz sterlini 10 lira 25 kuruş, 10 lira 30 kuruş direnci ve 10 lira 16 kuruş destek noktası. İsviçre frangı, İngiliz sterliyle ilgili bu arada Brexit anlaşması, anlaşmalı Brexit ihtimali giderek artıyor. Balıkçılıkla ilgili önemli bir taviz vermesinden bahsediliyor İngiltere'nin. Anlaşmasız Brexit pound'a, İngiliz sterline %5 değer kaybettirir. Ama anlaşmalı Brexit ise grafikte görüldüğü gibi pariteyi, sterlin dolar paritesini 1.35'in üzerine çıkarabilir. Dolayısıyla piyasa şu anda İngiliz sterlini ile ilgili yatırımcı bu Brexit anlaşmalarını takip edecek. Avrupa Birliği ile birlikten ayrılan, 1 Ocak 2021 itibariyle birlikten ayrılacak İngiltere'nin ne derde mutabık kalacağını takip ediyor. Benim
değerlendirmem. İngiltere'de Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ile karşısında yer alan, masanın diğer tarafında yer alan AB üyelerinin kararı iki tarafın da birbirine karşı taviz vererek ortak bir noktada mutabakata varacakları yönünde. Böyle bir anlaşma, kim ne kadar geri adım atarsa atsın, anlaşmalı bir Brexit, sterlindeki bu grafikteki ilk senaryoyu, o yükseliş senaryosunu destekleyecek. Sterlinde dediğim gibi 10 lira 16 kuruş desteğine Merkez Bankası toplantısından önce 10 liranın altına inmeyeceğini mevcut şartlarda ortaya koydu. İsviçre frangı da 8 lira 49 kuruştan işlem görüyor. 8 lira 54 kuruş direnç noktamız, 8 lira 43 kuruş da destek noktamız. Platinde 937 dolar. Platinde bir hareket beklediğimi söylemiştim. O hareket yavaş yavaş şekilleniyor. Bakırda yeni bir rekor geldi. Bakırın tonu 7000 doların üzerine çıktı. Bitcoin de 3 yıl sonra 2017 rekoruna bir adım daha yaklaştı. 17.100 doları aştı Bitcoin. Ethereum 469 dolarda. Kripto paralarda bu MTA'daki biraz daha stabil 1860 dolarla 1953 dolar arasında sıkışan altının ons fiyatındaki o zirvelerde satanlar dönüp diğer tarafta kripto paralarda fırsat kolluyorlar, yatırım yapıyorlar. Ancak kripto paralarda bugünkü seviyelerden sonra artık her an bir düzeltme gelebileceği ihtimalini göz önünde bulundurun. Düzeltme geldiğinde artık yeni destek noktasının 10.400 dolara kadar destek noktası olduğunu, ondan ötesinin o seviyeden döndükten sonra tekrar yönün yukarı olduğunun altını çizelim. Borsa İstanbul 100 endeksi %2'den fazla değer kaybetti. Özellikle bankalarda %4'den fazla düşüş var. BIST 30'da %2,5'a yakın düşüş var. Hemen hemen bu açıdan bakıldığında aslında piyasa sanki Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 7 Kasım'da gece yarısı kararnamesiyle Murat Uysal'ın yerine getirilen, bir anlamda 15 ay önceki senaryonun, 16 ay önceki senaryonun tekrar edildiği, Merkez Bankası'na doğrudan siyasetin müdahale ettiğini gösteren kararname ile göreve gelmişti Naci Ağbal. Naci Ağbal bakalım ne kadar radikal bir faiz artışına karar verecek, ama piyasada bugünkü hareketler, özellikle bankalar endeksindeki düşüş, faiz artışının sanki piyasayı tahmin etmeyecek oranlarda, ki 300 bas puana sarayın izin verdiği ifade ediliyor. Bu bile başlı başına aslında Türkiye'de kur riskinin maalesef artarak devam edeceğini göstermeye yeter. Bir de diğer tarafta bilim kurulunun aldığı tavsiye kararları var. Tabi bu bilim kurulunun tavsiye kararları ne kadar uygulanıp uygulanmadığını anlamak için bilim kurulu üyelerinden bir profesör diyor ki, Profesör Tevfik Özlü, biz diyor rakamları biz de görmüyoruz diyor. Vaka sayılarıyla ilgili bize de bilgi verilmiyor diyor. Şimdi bilim kurulu vakaların tam olarak ne olduğunu bilmiyorsa, ki Türk Tabipleri Birliği dün 87 bin civarında vaka olduğunu açıkladı Türkiye'de, ama aynı anda Sağlık Bakanlığı'nın verisi 3 bin civarındaydı. Dünyada bu arada maalesef 55 milyon vaka sayısı aşıldı, 56 milyona yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 333 bin. Diğer tarafta Amerika'da artık 252 bini geçti günlük vaka sayısı. Böyle bir tabloda inanın aşı haberleri vesaire, bunların da hepsini birazdan aşı ile ilgili bir iki grafiği de göstereceğim. Ama ondan önce bakın, bizim 19 Kasım toplantısına giderken ne kadar zayıf ve ilginç bir tabloda olduğumuzu gösteren bütçe rakamlarına dün dikkatinizi çekmiştim. Tekrar tabloyla inceleyelim. Bakın 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe 100 milyar lira açık vermişti. Ama bu yılın aynı döneminde 145 milyar 483 milyon lira açık verdi. Bu arada faiz harcamaları hariç tutulduğunda bütçe dengesi, yani faiz için ayrılan paranın dışındaki ödeneklerdeki gelir gider tablosu nedir diye baktığımızda, orada da geçen yıl -12,4 olan açık 25-26 milyar TL'ye gelmiş. Bu arada tabii faiz giderlerine dikkatinizi çekiyorum.
2019 yılında 88 milyar 312 milyon TL faize gitmişti. 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 119 milyar 581 milyon lira, 120 milyar lira faize gitti. Sene sonuna kadar bu 150 milyar lirayı geçecek. Ben bu arada dün emeklilere ve asgari ücretlilere bu faizi dağıtsak ne kadar olur derken EYT'lileri ya da üniversite mezunlarını, onların kredi borçlarını göz ardı ettiğim için değil, bir iki örnek verdim YouTube'un kısa süresi içerisinde, bu zaman kısıtı içerisinde. Kastettiğim aslında hükümet faizin ne kadar yüksek tuttuğunu, hükümetin gösteren bir tablo bu ve faiz lobisi ifadesi çok sık kullanılmasına rağmen Türkiye'de faize giden paranın her geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine çıktığını gösteriyor. Diğer taraftan Türkiye'de yabancı geliyor, konut alıyor deniliyor ama tablolara baktığımızda gelen yabancının profili de ilginç. Bakın Ekim ayında uyruklarına göre hangi ülkelerden, hangi ülke vatandaşları ev almış? Iraklıların 909 Iraklı ev konut alıyor. Birinci sırada 849 İranlı, ikinci sırada 400 Rusya Federasyonu vatandaşı, üçüncü sırada. Dördüncü sırada Afganistan var, Kazakistan var, Kuveyt var. Bakın İngiltere, Almanya Avrupa'dan bir iki ülke olarak, işte tabii bu Almanya'dan onların içinde ne kadarı Alman vatandaşı olan Türkiye, çifte vatandaşı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vardır. Bunu da bilemiyoruz ama sonuçta dikkat ederseniz Türkiye'ye Avrupa'dan, Amerika'dan ev almaya, gayrimenkul almaya yabancı gelmiyor. Pastırma yazı erken mi bitecek sorusunu soracak gelişmeler yaşanıyor şu anda bizim piyasalarımızda. Diğer taraftan Ağbal radikal bir faiz kararı alabilecek mi? Bunu perşembe günü göreceğiz ki ben 300 baz puanın üzerine çıkması için çok fazla hükümet tarafında bir istek olmadığına dair benim bilgilerim var. Ama bunun ne kadar doğru, ne kadar buna yakın bir karar alıp almadıklarını şu anda söylememiz mümkün değil. Göreceğiz. Fakat Naci Ağbal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Maliye Bakanlığı, hem Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı, hem de en son görev yeri olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı döneminde Erdoğan'la uyumlu, onun bir anlamda belirlediği sınırların dışına çıkmayan bir bürokrat olduğunu, siyasetçi olduğunu dikkate alırsak çok da sürpriz bir açıklama beklemeyelim. Bakın borsa düştü, dolar euro yükseldi çünkü piyasalarda istikrar yok. Bu faiz artırılacaktıysa bile geçen hafta bu açıklamalar yapıldığında artırılırdı, bu fasıl kapatılırdı. Reform yapılacaksa reformlar yapılabilirdi. Bu arada reformlarla ilgili şu anda meclisin tek gündemi var, 2021 yılı bütçesi. Bu Kasım Aralık ayı hem plan bütçede hem de genel kurulda sadece bütçeyle geçecek. Ocak sonundan önce bir reform adımı kanunu meclisten geçemez. Onunla ilgili de aslında kanunlarımızda olup da uygulanmayan, kanunlara aykırı bir şekilde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ve 2018 yılından sonra Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle çıkarılan kararlar var. Bakın Borsa İstanbul rekor kırıyor diyoruz. Dolar bazlı BIST 100 endeksine bakalım. Tarihsel ortalama 1,95 sent. 20 yıl ortalaması 2,5 sent. Tarihi zirvelere bakalım. 2011'e, 2013'e bakın. Buralarda aslında hem 11'de, 13'te hem de 2007'de 5 sente çıktığını görüyoruz BIST 100 endeksinin. Fakat şu anda şu 127, 128, 1259 seviyesindeki hesaba baktığımızda 1,69, 1,65 sen seviyesine gerilediğini görüyoruz. Yani biz aslında 2007'nin 3'te 1'i seviyesindeyiz neredeyse. Yani 2007'nin üzerinden 13 yıl geçmiş, bizim borsamızın değeri aslında en gözde şirketlerin olduğu BIST 100 endeksindeki değeri 3'te 1'e gerilemiş. Şimdi buraya yabancı sermaye gelir mi? BIST 30'da da aynı tablo var. Bankalar endeksinde de aynı var. Daha önce paylaşmıştım bankaların nasıl 2007-2010 yıllarıyla mukayese edilmeyecek kadar ucuz hale geldiğini. Şimdi burada bir de koronada kapatmalar, sert tedbirler alınırsa ki Avusturya mesela 3 hafta kapattı ülkeyi. Eczane, fırın ve marketlerin haricindeki bütün mağazalar, iş yerleri kapatıldı, okullar kapatıldı. Almanya'da
Merkel'in, Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yer yer ihtilaf olsa da Kasım sonuna kadar getirilen tedbirlerin aralığa uzatılabileceği ve bir adım daha öteye götürülebileceği söyleniyor. Biden'ın ekibi 4 ila 6 hafta arasında bir kapatmaya hazırlanıyor ki Amerika'da günlük vaka sayıları 250 bine çıktı. Şimdi bu aşı meselesinde de aşıyla ilgili aşıya altının ve gümüşün duyarlılığı konusunda ilginç bir tablo var. Altının ilk hatırlayın yazın Sputnik V aşısı açıklanmıştı Rusya tarafından Temmuz ayında. Orada %8 düşmüştü ons fiyatı bir anda. Bakın altının 1887 yine o 1860 seviyesinin üzerinde tutunduğunu ve 1900'ü direncini aşmaya çalıştığını görüyoruz. Altında şimdi aşı ile ilgili tablo şu. Sputnik V'de %8 düştü. Pfizer BioNTech geçen haftaki aşıyı bulduk açıklamasında %3,5 düştü. Dünkü Moderna açıklamasında da %2'den daha az düştü ons fiyatı. Bu da bu grafikte de Moderna siyah çizgi, turuncu çizgi de Pfizer'ın BioNTech Almanya'daki BioNTech firması Profesör Uğur Şahin'in ortak olduğu şirketle Pfizer'ın grafiği bu. Dikkat edin dün Moderna'nın bizim -20 derecede muhafaza edilebiliyor açıklaması tabi -75 derece olarak açıklamıştı soğuk zincirde Pfizer BioNTech aşısı. O aşıyla mukayese edildiğinde lojistiğinin daha kolay olacağı ifade edildiği için Moderna dikkat edin üste yükselirken Pfizer'ın Amerikan borsasındaki hissesinin çok hızlı bir şekilde düştüğünü gördük. Tabi bu aşı konusunda altın biraz daha şey davranmaya başladı. Yani bu bağışıklık kazandı gibi. Çünkü aşı haberlerinin de bu grafiklerde görüldüğü gibi hala ham bir bilgiye dayalı olduğu, resmi bir onayının alınmadığı ve ne kadar etkili olup olmayacağı daha üçüncü fazda bu aşı çalışmaları devam ederken maalesef biraz da burada ahlaki problemler de önümüze çıkmaya başladı. Yani insanların büyük bir umutla beklediği bu koronavirüs aşısında maalesef şirketlerin piyasa değerlerinde rekorlar kırılıyor. Sputnik V aşısını Putin açıkladığında Temmuz ayında Rusya'da 800 bin toplam vaka vardı. Şu anda baktım bugün itibariyle 1 milyon 900 bin vaka var. Sizce de ilginç değil mi? Bu aşı madem bulundu, Putin biz bunu bulduk dedi. Aşı etkiliyse Temmuz ayında 800 bin olan vaka sayısı şimdi niye 1 milyon 900 bine 2 milyona geldi? Dolayısıyla Hindistan da aşı bulduğunu açıkladı. İşte Pfizer, BioNTech, Moderna devam ediyor. Ama bunların hem üretim kapasiteleri hem de aşının etkinliği açısından önümüzde daha cevap bekleyen çok sorular var. Keşke Dünya Sağlık Örgütü ve hükümetler bu aşı konusunda belki şirketlerle ilgili bir takım etik kurallar belirleseler. Bitmeden, onaylanmadan bu konu açıklanmasa hem bir gereksiz beklenti oluşuyor hem de o arada birileri hem yatırımcı tarafında hem de şirketlerin hissedarları çok haksız kazançlar elde ediyorlar. Ve bu arada diğer taraftaki yatırım araçları orantısız bir şekilde değer kaybediyor. Altın ve gümüş yatırımcılar artık buna tabii çok üst düzey yatırımcılar var burada. Açık denizler açılmak için limanda sürekli gemiyi silkeleyen ve küçük yatırımcıların bu fiyatlardan kendilerini devredip gitmesini isteyen büyük yatırımcılar bu aşı konusunu artık eskisi kadar hızlı balıklama atlamıyorlar. Daha temkinli yaklaşıyorlar. Anlaşmalı Brexit'in sterlini uçuracağını. Bu arada Goldman Sachs açıklama yaptı. Stratejistlerinin bir notu var. Rus rublesini, Güney Afrika randını, Hindistan rupisini tavsiye ettiler 2021 yılı içinde. Gelişmekte olan piyasalar içinde TL yine riskli diyor Goldman. Diyor ki çünkü biz burada şey görmüyoruz. Yani hükümetin çok tutarlı geleneksel para politikasına, maliye politikasına döneceğine dair önümüzde henüz delil yok. Beyanlar var ama bu beyanların mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tek adam sistemi olarak bilinen bu mevcut yapıda ne kadar etkili olacağını görmemiz lazım. Şu anda bunun için erken, TL değer kaybetmeye devam edecek dedi Goldman. Dolayısıyla Perşembe gününe kadar hem döviz tarafında hem emtia tarafında maalesef hani çok söylendiği gibi bir tablo oluşmadığı gibi
Bugünkü senaryo sanki Perşembe öğleden sonra olabileceklerin bir ön hazırlığı gibi, bir antrenmanı gibi oldu. Dolayısıyla o gün Türkiye saatiyle 14'te ben topluluk bölümünden katıl üyelerimizle ve abonelerimle bazı bilgileri, kısa notları paylaşacağım. Akşam da zaten değerlendirmesini yapacağız. Dolardan, Euro'dan, öyle sterlinden çıkmak, altından tek altına geçmek ya da tek borsaya geçmek Türkiye için böyle bir dönemde değiliz. Maalesef verilen sözlerin demokrasi, hukuk ve diğer temel hak ve hürriyetler konusunda ne gibi adımlar atıldığını görmemiz lazım. Türkiye'nin krizi çok daha derin. Bugünkü hareket bile aslında normal bir ülkede olsa başlı başına bugün kriz olarak tanımlanırdı, bu iniş ve çıkışlar. Borsada yüzde, bankalarda yüzde 4-5'lik düşüşü başka türlü istikrarlı bir ekonomide nasıl izah edeceğiz? Dolayısıyla biraz daha ihtiyatlı, biraz daha temkinli gidiyoruz. Perşembe günkü alınan karara göre yeni değerlendirmeler ışığında yatırımlarımıza yön vereceğiz. Programın sonunda hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen bana videonun hemen alttaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Perşembe günü yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.